Merhaba arkadaşlar, bugün farklı bir video olacak sanırım. Bir video serisi başlatacağım yani bundan sonra. Bitirdiğim seriler niye? Seriler bitirdikçe böyle 5 seriyi yorumladığım bir video serisi yapmayı planlıyorum. Aslında bu bana istek bir videoydu. Ben video önerisi istemiştim okuma maratonu 3'te. Ve hani böyle bir video fikri geldi. Çok teşekkür ederim, çok hoşuma gitti çünkü. Böyle video önerileri yapmaya devam edin bana. Şu an bitirdiğim seriler şu 5 seri değil kesinlikle. Hani çok fazla uzun bir video olmasın diye 5-5 her videoda 5 seri göstermek istiyorum. Umarım bu video serisi hoşunuza gider. İlk seri olarak benim ilk okuduğum seri Vampir Akademisi'nden başlamak istiyorum. Vampir Akademisi böyle 6 kitaplık bir seri. İlk kitabı Vampir Akademisi, bu zor öyle gidiyor zaten alttan üste doğru. Beni kitap okumaya sevdiren seri, hani fantastiğe ilk başlayanlara özellikle önerebileceğim bir seri. Sakın hani ilk kitaba bakıp seriyi bırakmazlık etmeyin. Anlatabildim mi bilmiyorum. Yani sadece ilk kitaba göre seriyi yargılamayın çünkü ilk kitap tamamen giriş kitabıydı. Buz Öpücük benim için biraz üzücü bir kitaptı. Okuyanlarım var, o benim en sevdiğim karakterdi. Gölge Öpücük gerçekten olay kitaptı. O son müthişti. Kan sözüne zaten hiçbir şey diyemiyorum. Yani yazar çok feciydi kan sözü. Yani ben şoklar içinde okumuştum. Ruh bağı beni biraz hayal kırıklığına uğratmıştı. Son felakarlık da aynı şekilde. Hani sona doğru biraz kitaplar hayal kırıklığına uğratmaya başladı beni. Ama bu kesinlikle serinin kötü olduğu anlamına gelmez. Çünkü karakterleri, atmosferi öyle güzel ki hani bu serinin hatta bir filmi de var. Vampir Akademisi'nin sadece bir filmi var ve çok kötü bir film. Ben sadece oradaki Rose'un oyunculuğunu beğenmiştim. Ki Rose benim gelmiş geçmiş en sevdiğim karakterlerden, bir açıdan da en sevmediğim karakterlerden biridir. Rose hem çok bencil, hem çok felakar, hem böyle çok komik, hem böyle çok eğlenceli bir karakterdir. O yüzden ben bu seriyi gerçekten çok seviyorum. Zaten ilk okuduğum seri olduğu için bendeki yeri çok çok farklı. Eski videolarımı izleyenler Cehennem Makineleri'ni ne kadar çok sevdiğimi adı gibi iyi bilirler. Cehennem Makineleri benim en sevdiğim serilerden biri. Çünkü hem tarihi hem fantastiği birleştirmişler ve o kadar güzel bir şey ortaya çıkmış ki. Kitabın atmosferi o kadar güzeldi ki yani kesinlikle yaşamak isteyeceğim serilerden biri. Baş karakterimiz Tessa, gelmiş geçmiş en berbat, en bencil, en gerizekalı kadın karakter olabilir. Ama bu seriyi sevmenize engel değil çünkü gelmiş geçmiş en iyi erkek karakter de bu kitabın içinde. Will Herondale benim gelmiş geçmiş en sevdiğim karakterlerden biridir. Hani diyoruz ya, geçen Mine'nin bir tweet'i vardı. Kitap okuyan erkek nimet gibi bir şey falan diye. Kesinlikle öyle. Bil. Kitap kendini sevdirmekle bırakmıyor. Diğer kitapları da sevdiriyor. O kadar güzel bir okuma sevgisi var ki kitapta. O kadar güzel anlatıyor ki kitapları. Gerçekten çok çok güzel. Benim bu seride en sevdiğim kitap Mekanik Prens. Çünkü Mekanik Prens'te Will'i gerçekten tam anlamıyla anlayabiliyorsunuz. Ve ya tamamen size orada ters köşe yapıyor. Ama Will tamamen gerçek dışı bir karakter. Yani ben o kadar mükemmel, o kadar mucizevi bir karakterin dünyada olabileceğine inanmıyorum. Olsaydı kaçıramazdım sanırım. Will harika biri çünkü yani... Sanırım ben bu seriyi yeniden okuyacağım. Çünkü gerçekten harika bir seri ve hepinize öneriyorum. Kaç yaşında olursanız olun. Yani ne tür severseniz sevin, bu seriye bir şans vermenizi istiyorum ben. Bir diğer seri Beni Yalanlarımla Sev serisi. İlk kitabı Fırsatçı, ikincisi Tehlikeli Kızıl, Hırsız. Fırsatçı Olivia'nın, Tehlikeli Kızıl Leah'ın, Hırsız Caleb'ın ağzından anlatılıyor. Ve bu seri çok acayip bir seri kesinlikle. Yani ben bayağı bir etkisinde kalmıştım. Hatta ilk okuduğum zaman demiştim ki bir seri bu kadar klişe ve bu kadar farklı olabilir. Yani kesinlikle klişelerin o kadar farklılaştırılmış hali ki mükemmel olmuş. Yiğit Davutoğlu'nu belki bilen vardır. Onun Goodreads hesabında Hırsız hakkındaki yorumunu bir okuyun derim. Hani kısacık bir cümle yazmış ama tamamıyla
Bu seri yani Batu'ya şu an söyleyemeyeceğim kadar uygunsuz bir şey. Sercan abi genelde bana hep şöyle der, hani Sercan Vatansever belki tanıyorsunuzdur. Sürekli der ki hani bırak şu aşk kitaplarını, yeter iğrençler, sana bir şey katmıyor, aşk kitapları berbat gibisinden. O genelde daha çok fantastik okur. Ama Sercan abi bile Fırsatçı serisini, hatta Beni Yalanlarına Sev serisini çok çok beğenmişti. Karakterler birbirinden kötü. Karakterler birbirinden zeki, içten pazarlıklı ve çıkarcılar. Zaten serinin ismi Beni Yalanlarımla Sev serisi. Bunu nasıl bir seri aldığını anlıyorsunuz artık. O kadar entrika, o kadar dram barındırıyor ki bir seri. Her kitabında, her neredeyse bölüm sonunda büyük bir şok yaşıyorsunuz. Zaten Terry Fisher'ın ne kadar iyi bir yazar olduğunu duymayanınız yoktur. Terry Fisher'ın hayata bakış açısı gerçekten çok farklı. Bu seride bunun kanıtı kesinlikle. Hani fantastik sevenler, bilim kurgu sevenler, korku sevenler kesinlikle her şekilde bu seriyi sevecekler. Sevmeseler bile okumaktan zevk alacaklar diyorum. Bu seriyi okuyun. Sıradaki serimde bir üçleme paranormal serisi diye geçiyor. Dex yayınlarının ilk çıkan serilerinden biri. Belki hatta paranormalin ilk kitabının baskısını bulamayabilirsiniz. Ama sahaflar da kesinlikle vardır. Çünkü hani bayağı herkes de gördüğüm bir kitaptı eskiden. İçinde her türlü fantastik yaratığı bulunduran çok eğlenceli bir seri olduğu kesin. Hani perilermiş, trollermiş, vampirlermiş, kurtlarmış, her türlü şey var bunda. Film olmasını istediğim serilerden biri. Çünkü hani o efektlere, o atmosferi nasıl yakalayacaklarını çok merak ediyorum. Gerçekten güzel olabilirdi ama buna mükemmel bir seri diyemem. Hani 5 puanlık bir seri değil kesinlikle. Boş zamanlarınızda okuyabileceğiniz, çerezlik böyle tatlı mı tatlı kitaplar istiyorsanız bu seriyi okuyabilirsiniz. Yani aman tanrım ne okudum az önce diyebileceğiniz bir seri değil kesinlikle. Dediğim gibi çok eğlenceli bir seri. Ben öneririm hani böyle hatta Fantastik'e dediğim gibi Vampir Akademisi'ndeki gibi yeni başlayanlar için önerebileceğim. Hatta yaşı daha küçük olan arkadaşlarıma önerebileceğim bir kitap. Ve sanırım herkesin bildiği Lux serisi. Lux serisini ben ilk kitabından beri son kitabına kadar bayılarak okudum diyebilirim. Son iki kitabı benim biraz hayal kırıklığına uğrattı. Evet çünkü hani fantastikten çok bir distopya romanına dönmüştü ve hani başta ilk 3 kitap o kadar eğlenceliydi ki son 2 kitap da o kadar karamsardı. Lux serisinin karakterlerini çok seviyorum. Cat bir blogger, bir booktuber ve gerçekten çok eğlenceli sahneler var kitapta bununla ilgili. Damon'u zaten metine duymayanınız yoktur. Yani öyle bir karakter olamaz abi. Ben Damon'u başlarda çok seviyordum. İlk 3 kitapta. Hatta ilk 2 kitapta çok seviyordum. Ama hani 3, 4 ve 5'te Romeo olmasından ben pek hoşlanmıyorum. Yani karakterlerin değişmesinin taraftarı değilim pek. Uzaylılarla ilgili çok tatlı, çok eğlenceli bir seri yani. Ben ilk kitabı 3-4 defa okudum. Gerçekten çok eğlenceliydi. Çünkü hani böyle çok kolay biten, çok akıcı serilerden biri. Serinin seveni de var, sevmeyeni de var. Yani klişe sahneleri olabilir ama ben çok eğlenerek okudum ve sanırım önemli olan da bu. Yani gerçekten okuduğum zaman çok sevmiştim, bayılmıştım. Obsidian'ı yanımdan ayıramıyordum. Kitapların hepsini hatırlıyorum ne olduğunu ama son kitapta inanın neredeyse hiçbir şey hatırlamıyorum. Ki en son onu okumama rağmen son kitabı 2014'te bunları 2013'te filan okudum. Şu 4 kitabı 2013'te şunu 2014'te okudum. Ama inanın bana direniş hakkında hiç ama hiçbir şey hatırlamıyorum. Çünkü dediğim gibi direniş beni o kadar etkisinde bırakmamıştı. Ama bu seriye de bir şans verebilirsiniz diye düşünüyorum. Genel olarak serileri sevdiğimi fark edeceksiniz. Hani çok muhteşem bulmasam da hepsini. Serileri eğer bitiriyorsam, tamamlıyorsam, tüm kitaplarını alıyorsam o seriyi zaten sevmişim demektir. Bazı istisnalar olabilir ileriki videolarda. Onları zaten size söylerim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok bitirdiğim seriler videosu istiyorsanız alta yorum atmayı ya da öneriler yapmayı
Video hakkındaki fikirlerinizi yazıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyorum.